Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Ben Melek Cevahiroğlu Ömür, arkadaşım Meryem Layda Atlas'la birlikte bugün 10. programımızı çekiyoruz. Maşallah Melek, merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün medya meselesinde medyadaki nefret söylemini konuşacağız. Nefret söylemi nedir? İfade özgürlüğünden nefret söylemi arasındaki fark nedir? Medyada çıkan haberlerin ne zaman nefret söylemine neden olduğu, ne zaman ifade özgürlüğü, basın alma, haber alma özgürlüğümüz olarak değerlendirebileceği ile ilgili kategorilere bakacağız. Birkaç örnek değerlendirmesi yapacağız bazı haberler üzerinden. Yine sadece geleneksel değil tabii ki, yeni medyanın da bize sunmuş olduğu bir takım yeni mecraların da aslında nefret söyleminin yayılımında ne kadar etkili olduklarını ve bu konulardaki algılarımızı ve dikkatimizi neye yönlendirmemiz gerektiği gibi birçok konu başlığını açacağız. İsterseniz önce nefret söylemi nedir, ifade özgürlüğü nedir bunun üzerine biraz konuşalım. Açıkçası ifade özgürlüğü bizim en temel haklarımızdan bir tanesi ve bu düşüncelerimizi ifade etmemiz, insanlarla paylaşmamız. Nitekim basın da aslında bu ifade özgürlüğünün içerisine giriyor. Yani haber alma, haberi paylaşma da bizim ifade özgürlüğümüzün bir parçası. Ama ben ifade özgürlüğüm var diyerekten de karşımdaki insanın kimliğine, kişiliğinden getirdiği özelliklere hakaret ya da olumsuz tutum ve davranışlar içeren bir takım şeylere giremem. Dolayısıyla aslında ki benim ifade özgürlüğümün de diğer özgürlüklerde olduğu gibi bir sınırı olması gerekiyor. Bu sınırı da, bu sınırın temeline yani sınırlarına geldiğimde aslında nefret söylemi algısına ya da sınırına da gelmiş oluyorum. Biraz daha tanımlayalım. Yani nefret söyleminin aslında evrensel bir şeyi yok, tanımı yok. Ama bildiğim kadarıyla, istersen sen burada detaya gir biraz. Avrupa Mahkemesi Komisyonu'nun verdiği bir karar var 97'de. Karar değil ama bir tanımlama yapıyor yani 97 yılında. Çünkü 97 yılı aynı zamanlar 90'lar Avrupa'da da kimlik politikalarının çok ciddi konuşulduğu, multikültü yaşam vesaire göçmenlerin artık belirgin olduğu. Bu da nasıl oluyor? Göçmenlerin çoğunun anne babaları ilk gittiklerinde sindirilmiş oluyorlar. Bu da zaten nefret söyleminin sonuçlarından birisi. Nefret söylemi insanların demokratik müzakere haklarını öldürür ve onları sindirir. Ama onların oranın dilini öğrenerek çocukları yani işte üniversiteye gönderdikleri, okula gönderdikleri çocukları kamusal hayatta görünür olmaya başladığı yıllar 90'lı yıllar. İkinci kuşağın belirgin olduğu. Aynı zamanda bu Almanya'ya giden Türklerin içinde geçer önemli bir dönem 90'lı yıllar. O dönemlerde bir tanım yapıyor Avrupa Konseyi. İşte ırkçı nefret, dini, dili, antisemitizm, anti-İslam bunların hepsini tanımlıyor. İşte rengi yüzünden, elinde olmayan sebeplerle şiddete yol açabilecek, hoşgörüsüzlük oluşturulabilecek her tür söylem, davranışın nefret söylemi içerisinde olduğunu tanımlıyor. Bunun içerisinde ön yargı da çok önemli bir rol oynuyor değil mi bu söylemlerin içerisinde? Yani tabii şimdi mesela nefret insana ait bir duygu, öfke gibi. Yani ön yargı dediğin gibi hepimizin içinde olan bir şey. Burada aslında neden sonuç ilişkisi kurduğumuz zaman nedenlere bakmak lazım. Yani ve sonucun nasıl ortaya çıktığına bakmak lazım. Yani sizin ön yargınız olabilir, nefret de edebilirsiniz. Ama bunu nasıl ifade ediyorsunuz kamusal alanda? Sonra alıp elinize işte bir bıçakla birinin üzerine mi yürüyorsunuz? Bu ikisi arasındaki davranışlar ve süreçlerle ilgili bir şey. İnsanların bazen masum gözüken bazı duygularını kendilerine sormaları gerekir. Onu tanımlarken o hoşgörüsüzlük meselesinde bir de daha sonraki tartışmalarda akademik olarak deneyimlemek kullanılıyor. Hmm. Yani mesela insana ait bir duygu dedik ya nefret. Sizin işte geçinemediğiniz komşunuzdan nefret etmeniz çok normal. Veya işte otobüse biniyorsunuz. Otobüse binerken birisi size çarpıyor, önünüze geçiyor, boş bir koltuk var gidiyor oraya oturuyor. O an yani tabii ki o da yani hani nefis terbiyesiyle ilgili bir konu ama bu nefret değil. Ondan nefret etmeniz o anlık doğal bir şey, insana ait bir şey. Ama siz bir otobüse sizden sonra binen bir yolcunun giydiği takım forması yüzünden ondan nefret ediyorsanız sorun var. Hiçbir deneyimleme yapmadınız. Mesela aynı sitede oturuyorsunuz ve bir sitenin bir ucunda sizin komşunuz olmayan, hiçbir iletişim kurmadığınız, sadece selamlaştığınız bir ailenin yaşam tarzı yüzünden
Mesela o ailenin başörtülü bir aile olması, dindar bir aile olması yüzünden ondan nefret etmekten. Sizinle hiçbir yolu kesişmemiş, size bir zarar vermemiş, size bir deneyim yapmadığımız insan gruplarından gereksiz yere nefret ediyor ve bununla ilgili söylem üretiyorsanız burada bir sorun var demektir. Yani birisini sadece bir forma giydi diye o an ondan hemen ona karşı bir nefret duygusu geliştiriyorsunuz. Burada deneyimleme çok önemli ve orada gösterdiğiniz davranış da çok önemli. Yoksa hepimiz birilerinden yapabiliriz. Nitekim bakıldığı zaman nefrete, nefret aslında kendi önyargılarımızı, kendi tekamülümüzün bir imkanı gibi gösteriliyor. Yani biz o bir gruplardan nefret ettiğimiz zaman da aslında onları toplumsal alanda bastırmış oluyoruz ve kendimizi avantajlı hale getirmiş oluyoruz. Kendimize biz aidiyeti oluşturuyoruz ve öteki kuruyoruz. Evet, orada mesela nefret söyleminde şimdi hatırladım, Lacan'ın bir tanımı var. Diyor ki insan kendisinde olan bir bilgiyi karşısında olmadığını düşündüğü kişiden nefret eder diyor. Kişi tam tersi olarak da aşkı tanımlarken de diyor ki karşısındaki insanın kafasındaki o bilgiye sahip olduğunu düşünerek diyor. Düşündüğü zaman evet, aşık olur diyor. Yani aslında her ikisinde de bir farz üzerinden, yani tabii, farz etmek üzerinden bir tanımlama yapar ve bir duygusal bir bağ kurar. Sonra işte aşık olduğunuz insan aslında sizin oradan ondan beklediğiniz bilgiye hasıl değilse evet, aşk evet, nefrete dönüşür. Evet. O yokluk, o bilginin yokluğu. Bilgiden kastımız aslında bu bahsettiğin işte kimlik yani meselelerinden. Yani bizliği kuramaz de oradaki kişi. Biz olamaz. Evet, evet, biz olamıyor. Yani onu evet, kendinden bir parça olarak görmüyor. Ya varsaydığı üzerinden ya da varsaymadığı üzerinden duygusal bir tanımlama yaptığını söylüyor. Ama aynı zamanda aslında bu nefret söyleminin içerisinde kişinin bireysel olarak sahip olduğu özellikler kadar ait olduğu toplumu ya da bir grubu ifade eden bir şey de var bunun içerisinde. Tabii tabii, yani orada şöyle bir şey var. Nefret söylemişte ben senden nefret ettim o anlık bir şey değil. İşte dedim ya, bir semboller üzerinden yürüyor. Evet. Mesela bir takımın takımdan nefret etmesi, bir gruptan nefret edilmesi, bir yaşam tarzından nefret edilmesi gibi. Dolayısıyla onun kitlesel, sürekli ve devamlı olması gerekiyor. Yani bir kişi bir tane bir şey yazdı diye ben şu çiçekten nefret ettim, nefret söylemi oluşturdum diye de bir şey değil. Bunun tehlikesi şurada. Kitleselleşiyor bu söylem. Hangi aktörler aracılığıyla kitleselleşiyor? Genellikle %90 medya ve medyadaki evet, manipülasyon gücü yüksek olan aktörler eliyle kitleselleşiyor. Bir süreklilik kazanıyor. Her olay olduğunda, her kriz olduğunda işte budur. İşte her bir çatışma olduğunda, zora girdiğimizde suçlayacak bir günah keçimiz haline geliyor ve evet, bir devamlılık gösteriyor, benzerlik gösteriyor. Buradan ne aslında biz yapmış oluyoruz? İki tane konu var burada, çok önemli. Toplumsal olarak bizi ilgilendiren. Birincisi, bizler belli grupları sindirerek toplumda onların demokratik müzakere süreçlerine katılımını düşürüyoruz. Mesela göçmen bir annenin Avrupa'da gidip okulda çocuğunun hakkını savunamaması. Mesela dil yetersizliğinin önüne çıkması, işte kıyafetiyle ilgili olarak şey yapılması. Evet, evet. Dolayısıyla normal demokratik sahip olması gereken haklarını savunamaması, sindirilmesi, topluma çıkarken ezik olması. Mesela işte biz Suriyelilere hiçbir hak tanımıyoruz ya. Hı hı. Yani oradaki birisi bir eğlence bir şey yaparken bunu böyle bir sinik duyguyla, bir çekinme duygusuyla, insana ait olan bir şey yaşarken rahat yaşayamaması. Ve dediğim gibi yani aslında ortak paydaşla buluşamamamız. İkinci en büyük sıkıntı, daha da büyük bir sıkıntı var burada. Kesinlikle nefret söyleminin, dediğim gibi nefret söylemi değildir. Ama nefret söylemine dönüşmüş nefretlerin motivasyonu şiddettir. Bu kesinlikle böyledir. Ve yani bir nefret piramidi var, arkadaşlarımız ekrana alıyorlar. Orada bu nefret piramidinde en alt işte böyle sözlü sataşma, basit masum gözüken, fikrimi söylüyorum az önce dediğin gibi, benim ifade özgürlüğüm, işte kime ne, işte diyen başlayan evet, ve soykırıma kadar varan bir nefret piramidi. Çünkü ekonomik koşullar zorlaşınca, kaynaklar azalınca, çatışmaya girince, insanlar zorlanmaya başlayınca bu motivasyonlar öne çıkar. Evet. Hatta biz geçen hafta hatırlarsan şu soruyu sormuştuk. Öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Ama Başak Cengiz cinayetinde acaba arkasında bir nefret motivasyonu var mı? Neden başörtülü bir kadını seçti? Onu orada zayıf olarak niye gördü? Başka hangi kişilerle karşılaştı? Bunları
biz sormak zorundayız. Yani bu böyledir anlamına gelmez. Ama neden bir konu olduğunda onu daha zayıf, hakkı yenebilir, öldürülebilir vesaire. Yani dolayısıyla bizim şöyle bir tehlike oluşturuyor bu bizim açımızdan, şiddet açısından. Şimdi mesela ben Almanya'nın bir sokağında yürürken bir gazeteci olarak, işte Türkiye'de hiç bir zaman Avrupa'da yaşamak gibi bir düşüncesi olmayan bir insan olarak nefret suçuna muhatap olabilirim kıyafetim yüzünden. Çünkü göçmen muamelesi görebilirim. Çünkü göçmenliğin mesela Almanya'da üzerine oturduğu bir prototip var. Yani dolayısıyla bizim işte kategorik nefretler oluşturmamız. Ya işte doğulular, şunlar, Araplar, Suriyeliler işte gibi böyle insanlara homojen büyük gruplar. Evet, simgeleştirme yapıyoruz, evet, aslında yapıyoruz. Burada. Ve bunun da şiddete değen, şiddete dokunan muhakkak bir yanı var. Yani bizler için sosyal medyada biz atıp tutarken sınırsız nefret etmek bir imkan değildir. Yani bizler sınırsızca nefret ediyoruz. Orada çünkü hiçbir bedeli yokmuş gibi. Herkesin kendine sorması lazım. Benim nefret ettiğim kitle, yani ama yani hiçbir çıkarıma değmediği, hiçbir deneyimleme yaşamadığım halde sevmediğim gruplarla ilgili oluşturduğum söylemler, davranışların bana geri dönüşü yok mu, var? Var tabii ki. Çünkü nefret söylemi aslında yani şöyle araştırmalar ya da birçok akademisyen da bunu tartışıyor. Nefret söylemi direkt olarak nefret suçuna yönlendirme yapmıyor. Ama ikisi birbirinden çok besleniyor. Motivasyon kaynağı çünkü, olarak, evet, da dolayısıyla nefret, tabii, söylemi bize o piramitte de gösterildiği, aynen, gibi öyle, kademe kademe önce işte ne yapıyoruz? Dışlıyoruz. Yani uzak duruyoruz aslında biz bu insanlardan. Burada herhangi bir fiziksel ya da herhangi bir söylemsel bir şeyde bulunmuyoruz. Ama işte markette gördüğümüz bir etnik kimliği başka olan bir Suriyeli mesela varsa uzak durmayı tercih ediyoruz. İkincisinde ne yapıyoruz mesela, ikinci aşamada? Evet. Bu insana karşı mesela hor görüyoruz. Ufak tefek böyle şeylerle, daha simgesel, işte şöyle hani ne derler, otobüste karşılaştığında böyle sırtını dönmek gibi, yani tavrımızı daha böyle hafif tavırlarla, tutumlarla gösteriyoruz. Fakat bu iş ayrımcılığa vardığı zaman, işte o zaman aslında biz nefret söylemini dışa vurmuş oluyoruz. İşte bu dışa vurumun sonucunda da belli kitleler ve bunu nerede yapıyorsak toplum içerisinde, bu bir suça doğru ilerlemeye başlıyor. Sosyal medya aslında bu anlamda çok ciddi, nefret söyleminin yayılımı konusunda çok ciddi bir ivme atlattı insanlara. Yani biz nerede şu an Web 0.3.0'dayız ve Metaverse dünyasına giriyoruz. Tabii, tabii, evet. Ama öncesinde Web 1 vardı. Web 1'de neydi? İnsanlar hazır olarak üretilmiş olan içeriği üretiyorduk biz. Dijital dünyadaki mecralarda. Şimdi Web 2 dünyasında, şu an içinde bulunduğumuz dünya, bizler hem içerik üreticisiyiz hem içerik tüketicisiyiz. Dolayısıyla da bu işin kendi söylemlerimiz ürettiğimiz zaman yayılımı da çok hızlı oluyor. Yine ne üretiyoruz? Ürettiğimiz şeyin aslında en büyük şeyi paylaşım. Paylaşabiliyoruz. İşte hipermetinler var burada, sanallık var. Burada dijitalin yayılma hızı var ki internetin işte gelmesiyle birlikte oluşan bütün bu süreçten bahsediyorum. Ama şunun altını çizmek istiyorum ben. Dijital medya ya da sosyal medya dediğimiz zaman aslında tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani Facebook'un hayatımıza girmesi 15 sene. Ama Twitter gibi mikrobloglar, işte daha geniş kapsamlı video bloglar, YouTube içerikleri mesela, bunlar özgürce içerik ürettiğimiz platformlar. Artı dijital dünyanın yayılmasıyla oyunlar, belki bize çok masum geliyor olabilir ama oyunlar da nefret söylemlerinin çok sık... Tabii o da bir sosyal alan. Evet çünkü. Sosyal bir alan ve burada insanların hem nickname'leriyle bazen verdikleri mesajlar var. Hem de oyun üreticilerinin de kendi içlerinde oyunlara yükledikleri bir takım nefret söylemleri var. Ve o muhabbet dedi, yani chat açıyorlar konuşurlarken, evet, oralarda birbirlerine oluşturdukları kesinlikle nefret söylemleri, bu söylemler var. Çok var. Yani konvansiyonel medyada nefret söyleme belki biraz daha kontrol edilebilir bir taraftayken, sosyal medyadaki bu kontrolsüzlük, tabii, yani söylemlerin yayılımı noktasında kontrolsüzlük, onlarca mecra var, uygulamalar var, uygulamalar üzerinden farklı farklı sohbet ortamları var. Bu ortamlar üzerinden aslında sürekli ifade özgürlüğü gibi, kendi fikrimi söylüyormuşum, düşüncemi aktarıyormuşum gibi düşünürken aslında bir nefret söylemi yayıyor olabiliriz. Bunun temelinde de ne var diye şöyle düşünüyorum.
Iona Cucurati diye bilirsin, çok meşhur bir filozof var. Der ki biz insanlara değerler eğitimi veriyorken aslında değer yargıları öğretiyoruz. Değerin ne olduğunu, değer bilgisini öğretmiyoruz. Şunu söylüyor. Mesela saygı dinimizce çok kıymetlidir. Biz bunu öğretiyoruz ama saygı nedir? Saygı bilgisi. Ön yargı çok kötü bir davranıştır. Hem kültürel olarak, hem evet, dini olarak, hem toplumsal olarak. Ama ön yargı nedir? Ön yargı bilgisi nedir? Öğretilmiyor diyor. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Eğer ben başka bir insana karşı gösterdiğim ön yargılı hareketi bilgi olarak, evet ben şu an ön yargılı davrandım bilincini geliştirebildiğimiz zaman ancak işte söylediğimiz cümlenin nefret söylemi olup olmadığını değerlendirebiliyoruz. Ya da yaptığımız hareketin bir nefret söylemine girip girmediğini değerlendirebiliyoruz diye düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanırken de aslında bizim ilk zaman çıktığında biz sosyal medyanın çok demokratik olduğunu düşünüyorduk. Çok pozitif düşüncelerimiz vardı. Bilginin yayılımı ile ilgili. Hepimiz böyle konuşuyorduk. Tabii. Çok muhteşem. Artık her bilgiye, her platformdan çok hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz dedik. Ama aslında sosyal medya bize tam tersini gösterdi. Yani bizim çok faşist bir ortam. Evet. Bizim değil çok mi? Duygusal olarak ne kadar etkilenebileceğimizi gösterdi. Bizi serbest bıraktığımızda aslında ne kadar saldırganlaşabileceğimizi de gördük yani burada. Bir de orada mesela normal hayatta bir anlamlandırma çabası var ilişkilerde. Yani gerçek hayatta. Hani bir insanın anormal bir davranışını gördüğünüzde bile küfür eder misiniz mesela? Anlamaya çalışırsınız. Belki evet, bir sorunu vardır diye düşünürsünüz. Evet. Yani Allah yardım etsin dersiniz en kötü ihtimal. Şimdi burada şöyle bir şey var. Evet, tam da dediğin gibi Melek, ilk başladığında bir sürü gazetecilik kitabı yazıldı. Bu konuyla ilgili makaleler yazıldı. Özellikle gazetecilikte. İşte artık konvansiyonel medyanın tekeli kalktı. O tekel nedir? Şimdi bir medyada önünüze gelene kadar televizyonda, gazetede, dergide bir haber, bir içerik bir sürü aşamadan geçiyor. Önce kurgulanıyor, muhabir evet, evet, sahada topluyor, editör düzenliyor, işte koordinatörlerin önüne geliyor, yayın politikasına göre bakılıyor, grafik dizaynı yapılıyor, ona göre fotoğrafı seçiliyor. Üretim ciddi bir aşama ve tabii ki bütün medya kuruluşları, bilinen konvansiyonel medya belli gazetecilik etiklerine uymak zorunda. Bunların zaman zaman dışına çıksa eleştirsek de yani birçok konuda gazetecilik etiği, kişisel, çünkü bir de mahkemenin konusu olmamak açısından kişisel verilerin korunması ile ilgili bir sürü etik kurallarla bağımlı. Ama şimdi önce ilk aşama internet haberciliğiydi. İnternette oluşan, bu sosyal medya bu kadar yaygınlaşmadan önce internet siteleri ve hızlıca üretim yapıyorlar. Evet, aynen, herkes buna işte, herkes jurnalist oldu artık, gazeteci oldu, işte backpack jurnalizm deniyor, işte sırt çantasını takan, işte bir kamerası olan hemen çekiyor, işte yayınlıyor. Erişim kolaylığı ve etkileşim kolaylığı. İkisi çok böyle yüceltilen bir kavram oldu. Hem erişiyorsun kolay, hem etkileşebiliyorsun. Evet. Hem üreticisin, hem tüketicisin. Evet, bu güzel ama günün sonunda bu demokratik olarak bir özgürlükçü alan ciddi bir linç kültürü doğurdu. Evet. Yani hoşumuza gitmeyen şeyleri, kamu menfaatini, kamu yararını, insanların kişilik haklarını vesaire göz ardı ederek linç oluşturabilen, linçin yapıldığı, hı hı, ve orada da güç odakları oluştu. Mesela o güç odaklarının en önemlilerinden bir tanesi medyada bir şekilde bulunan, isim yapmış, akademisyen, gazeteci, bilinen kişi, kanaat önderi ve influencer denen, bugün etkileyici denen, aslında hiçbir özelliği de olmayan, sadece dikkatli içerik üreterek bir dikkat, evet, çekmiş, milyonlarca insan toplamış kişiler üzerinden manipülasyona açık bir ortam haline geldi. Şimdi mesela bugün Ümit Özdağ diye bir politikacı, akademisyen bir kişi var ve bu profesör aslında ve bir partinin de genel başkanı, Zafer Partisi'nin genel başkanı. Ve söylemiş şu, Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek. Ha, bunun Avrupa'da da örnekleri var. İşte İngiltere'de var biliyorsun, nasyonel sosyalist tarzında, sosyalist, evet, Milliyetçi sosyalist bir parti var orada da ve o bütün söylemini göçmenler ve camiler üzerinden yapıyor. Bunlar toplumlarda küçük porsiyonlar olabilir. Ama bütün bir siyasetini, bütün bir varlığını nefret oluşturarak sığınmacılar üzerinden yapmış. Mesela Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Yani Tanju Özcan'ın bugüne kadar medyaya yaptığı büyük bir faaliyetle, insanlara verdiği pozitif bir şeyle, bir Bolu için
yarattığı bir farkla değil, göçmenlere, sığınmacılara karşı ayrılıkçı uygulamalarıyla gündeme geldi. Üstelik mesela bu uygulamaların az önce de söylediğimiz mesela nefret meselesine değinen bir yanı var. Dediğimiz gibi nefreti böyle üretiyoruz, üretirken fark etmiyoruz. Doğru. Şimdi burada mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın haklarıyla ilgili mangalda kül bırakmayan bir tarzı var. Ama mesela şey var, haberlerde yine Fikri Sağlar'ın yok, söylediği onunla bir cümle geçmeden vardı. Bu Tanju Özcan'ın yaptığının bu Bolu'da evlenmeleri dahilinde evet. 100 bin lira alınması sığınmacılardan. Şimdi bununla mesela kadın hakları ve kadın mağduriyatına bir bağlantı var. Şimdi siz kadın hakkı savunuyorsunuz ama kim için savunuyorsunuz? Belli ayrıcalıklı şu tanımdaki kadınların haklarını savunuyorum derseniz işte Batı'nın yaptığı da bu aslında. İşte beyaz şu kadınların haklarını savunuyorum demek. Yani göçmen kadınlar, yoksul kadınlar, Afrikalı kadınlar bunların dışında kalanlar. Oluyor. İşte bu böyle beyaz nefret dediğimiz bir nefret, nefretin bir parçası. Şimdi düşünsenize Bolu'da yerleşiksiniz ve evleneceksiniz ve bu birçok kadını bir şekilde dini nikahla nikahsız bir şekilde yaşamaya ve mecbur böylece bıraktı. yasal haklarından sığınmacı kadınları mahrum bırakmaya sebep olur. Evet. Ve mesela bunun böyle dolaylı bir toplumsal sonucu oluşur. Yine aynı şekilde bakıyorum mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanının sürekli olarak sığınmacılara karşı bir nefret söylemiyle gündeme gelmesinden hiç rahatsız olmadığını görüyorum. Bununla ilgili sanki orada özel bir yapı var da onun kendi kararı gibi. Hani bir parti evreni içerisinde, bir düşünce zihniyet evreni içerisinde değerlendirilmemesi çok ilginç. Dolayısıyla böyle kişiler belki çıktığı zaman şunu diyebilir. Ben Bolu'dan sorumluyum ve Bolu'nun içinde bir uygulama yapıyorum. Bolu halkı da bundan memnun. Bu kadarla mı kalıyor acaba? Yani yeni medya dediğiniz şeyde sizin bu yapılı ettikleriniz orada mı kalıyor Hayır, sadece? Hayır, orada kalmıyor tabii ki. Bir takım hashtagler açıyor. Ülkemde Suriyeli istemiyorum, Suriyeliler geri gitsin gibi bir takım hashtagler açılıyor. Ve bu da toplumsal olarak kötücüllüğün yayılmasına sebep oluyor. İşte insanlar birbirlerini sokakta gördükleri zaman bu tepkiyi sokakta göstermeye başlıyorlar. Aslında alt yapısındaki bir bilgisizlik yüzünden oluşuyor. Ama şöyle düşünsene, Avrupa'dan da bahsettin. Yani Avrupa'daki insanların da çıkıp bizim Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız için ülkemde Türkiye'li istemiyorum, Türkiye'liler geri gitsin şeklinde diyorlar, biz de onlara tepki veriyoruz. Tepki veriyoruz değil mi? Yani tabii. Böyle hashtagler ya da toplumsal böyle kalkışmaları şey olsa, sosyal medya üzerinden bu takım şeyler çıksa. Şimdi demin verdiğin örnekle aslında kadın meselesinde de bir başka bir örneğimiz var. İşte CHP milletvekillerinden Fikri Sağlar şey diyor, Suriyeliler AIDS getirdi diye bir başlık var. Şimdi haberin içerisine bakıyorsunuz, haberde Suriyeli kadınların kayıt dışı, bazen de kayıtlı olarak işte var olmuş orada yaşayan, o şehirde yaşayan Suriyeli kadınların zorla işte gece kulüplerinde çalıştırıldıklarına dair bir veri var. Fuhuş zorlandıklarına dair bir haber var. Aynı şekilde o şehirde Mersin burası ve Mersin'de hastanelerde de o dönem AIDS vakalarının arttığına dair bir veri oluyor. Ve gazete haberi bu iki veriyi birleştiriyor. Fikri Bey de bu iki veriyi birleştiriyor ve Suriyeliler AIDS getirdiği bir başlık atılıyor. Şimdi düşünsenize, biz zaten mülteciler meselesinde neydi? Birkaç başlığımız var mültecileri değerlendirirken. İşsizlikle ilgili, yani ekonomik problemler, sağlık problemleri gibi bir takım başlıklar, güvenlik meselesi. gibi bir takım başlıklarımız vardı. Şimdi böyle bir haber attığınız zaman, insanlar bunları okuduğu zaman bir galeyana geliyoruz. Çünkü aslında ezbere bir takım değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ve bu haber, evet işte ülkemde AIDS artıyor ve bunu Suriyeliler, işte bir sağlık problemi daha şeklinde toplumda bir yanlış bir algıya da sebep oluyoruz. Bir ve bir düşmanlık oluşmasına sebep oluyoruz. Bütün sosyolojik gözlemlerde bilinir ki birçok açıdan mağdur edilmiş grupların kadınları bu tarz işlere zorlanırlar. Burada Suriyeli kadınlar mağdurudur bu işin. Yani sizin bunu önce siyasetçiyseniz önce bu meseleyi tabii bu çözecek meseleye bakmak bir şey gerekiyor yapmanız yani. lazım. Suriyelilerin yaşadığı veya ürettiği problemlerin çoğu Suriyelilerden de kaynaklanmıyor. Yani bir şekilde bir sorunlar varsa, sosyolojik olarak sorunlar, sizin gördüğünüz her Suriyeliye saldırmanız, hatta daha da ileri götüreyim, özellikle İstanbul'un belli semtlerinde turist olarak gelmiş, para harcayan Araplara karşı böyle bir şey var. Yani mesela bakıyorsunuz işte büyük
alışveriş merkezleri vesaire ayırt edemiyorlar. Yani Arap komple bir kategori, yani özellikle Cumhuriyet'ten beri gelmiş olan böyle bir ön yargının da aslında kategorik öznesi, nefret öznesi. Ve siz kendinize döviz getiren, orada alışveriş yapan turistlere karşı bile onları ayırt edemiyorsunuz. Bakın mülteciler nasıl yaşıyor diyorsunuz. Fikri Sağlar'a gelince, yani bu gerçekten hani bir ana muhalefet partisinin bu konulardaki ciddi anlamda bir söylemlerinde bu tarz nefret söylemleri çok yaygın. Mesela Fikri Sağlar daha önceden de başörtülü bir hakime güvenilemeyeceğini söylemişti. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sosyal medya veya medya diyelim, yeni medya diyelim, bir eşitlik duygusu üretiyor dedik ya. Aslında bu da aşırı bir eşitlik duygusu. Yani aslında hepimizi böyle kimliksizleştirerek eşitliyor. İşte bazı figürler burada bu eşitlik duygusunun üzerinden farklılaşma oluşturmak istiyorlar. İnsan doğasında ne hikmetse kötü olanı, negatif olanı, kötücül olanı duymaya, dinlemeye, ona böyle işte mesela teşhirciliğe vesaireye daha yatkın. Yani iyi olana bakalım demiyoruz da biz hep biraz kötü alanı yapıyoruz. Ya bu aktörler, Fikri Sağlar gibi, işte Ümit Özdağ gibi aktörler kötücül alanı besliyorlar. Ve bunlar siyasetçi ve siyasetçi sorumluluğunun da dışında davranarak bir kötücül bir söylem üretiyorlar toplamda baktığınız zaman. Ve sürekli bir nefret siyaseti yapıyorlar. Ve yalanlar üzerine konu. İşte o datayı buna da katarak. Mesela ben küçük bir örnek vereyim. Sen örneklere geçmeden önce. Bir tane YouTube'da video izledim. Bu videoda şey var. Bir tane Suriyeli dilenci gösteriyor. Özellikle 2015 zamanında biraz kontrolsüz bir giriş olduğu için şehirlerde bunun kontrolü çok zor hale gelmişti. Diyor ki bu Suriyeli dilenciler şöyle bir iddiası var. Az önce gördüm, lüks bir araçtan indiler ve dilenmeye başladılar. Sonra trafik sıkışıklığındaki insanlara gidiyor. Diyor ki bakın şu Suriyeli işte gösteriyor. Az önce lüks bir araçtan indi diyor. O da saymaya başlıyor. Halbuki biz videonun ne başında ne sonunda o Suriyeli dilencilerin ya da Suriyeli olduğunu düşündüğümüz dilencilerin diyeyim. Onların da kim olduğunu bilmiyoruz. Lüks bir araçtan indiğine dair hiçbir şey görmüyoruz. Ya bu şey gibi, hani ormandaki canavar gibi, hani Van Gölü'nde canavar var. Ben görmedim ama arkadaşım görmüş. Nitekim mesela... Bu şeyde de oluyor. Akan Abdullah'ın Öngörülemeyenler diye bir kitabı var. Hı-hı. Beynimizin aslında anılarımızla ilgili bir takım boşlukları otomatik olarak doldurduğundan bahsediyor. Yani aslında belki de orada o lüks araç yok ama bununla ilgili varmış gibi söylediğiniz zaman beyin hemen evet vardı'ya geçebiliyor. Olmasa bile bunu üretebiliyor beynimiz. Bizim bir sürü kaygımıza karşılık geliyor çünkü ekonomik kaygımıza, işte toplumsal güven duygumuza vesaire, güvenlik meselesine, orada birilerinin bizim paramızla refah içinde yaşadığına. Yani Avrupa'da mesela Viktor Orban 2017 yılındaki zannediyorum, yanlış hatırlamıyorum, 2018 yılındaki seçim kampanyasını yürütürken küçük bir kasabaya gidiyor Macaristan'da ve Suriyeliler üzerine ve göçmenler üzerine genelde konuşmalar yapıyor filan ve bu kasaba hiçbir göçmenin kayıtlı olduğu bir yer değil. Ve Guardian muhabirleri gidiyorlar, insanlara mikrofon tutuyorlar. Diyorlar ki siz işte gördünüz mü? Mesela bir fırıncı kadına gidiyor, bir esnafa gidiyor. İnsanların sözleri şöyle: ben görmedim ama birileri görmüş. İşte benim arkadaşımın iki tane tanıdığı varmış. Hani böyle efsanelerde vardır, ormanın evet, çevresini kaplayan bir yılan vardır filan gibi böyle bir, yani ormandaki canavar gibi ötedeki düşman. Ama nasıl bizi kendimizi çok iyi hissettiren, ona bütün düşmanlığımızı, bütün ekonomik kaygılarımızı, yetersizliklerimizi, güvenlik duygumuzu ve bunlarla ilgili bütün endişelerimizi yüklediğimiz zaman kendimizin çok rahat ettiği bir düşman. Ve bu işte bahsettiğin Fikri Sağlar, Ümit Özdağ ve bunu üreten bütün politikacılar sonu şiddete varan bir sarmalı da açıkça desteklemiş oluyorlar. Evet, ama medya da bu konuda çok fazla tabii ki masum değil. Yani sadece şimdi söylediğin gibi nefret söylemi gibi söylemlerde siyasilerin rolü çok yüksek. Aynı zamanda influencer gibi ünlü insanların söylemleri de çok önemli. Mesela Avrupa'dan bir örnek vereyim. Bir araştırma var. Şu an şey notlarımda olacak ama neyse bulamıyordum ama zaten
önemli olan içerik olarak şeyi. Şöyle Covid-19 başladığından beri mesela Avrupa'daki nefret söylemlerine bakıyorlar ve bir numarada Asyalılara karşı bir nefret söylemi çok ciddi bir yükselişe geçiyor. Bunun birinci şeyi tabii ki Trump o dönemde buna China, Çin virüsü diyor ve Çinlileri bu konuda suçluyor. Bunun üzerine özellikle İngiltere'de ve Amerika'da yapılan araştırmalar %2000-3000'lere varacak şekilde bir yükselişle Asya toplumuna, orada yaşayan Asyalılara karşı ciddi bir nefret söylemine geçiş yapıyorlar ve sosyal medya, Twitter inliyor bu konuda yani. Ve influencerlar, ünlü insanlar da bunun karşılığı olarak hayır işte Asyalılar öyle değildir, Asyalılar böyle değildir şeklinde bir takım kampanyalar yapıyor. Ama öte yandan bir ünlü biri ya da topluma mal olmuş biri bir toplumla ilgili, toplumsal bir grupla ilgili bir söylemde bulunduğu zaman bu çok etkili oluyor. Şimdi biz bu tarafa... Bizde de çocuk yazdı ya sırt çantasının arkasına, bölüyorum seni. Koreliyim, Çinli değilim diye yazdı. Bilmiyorum, görmedim ben. Evet, evet. Yani bizde çünkü bir de Uygur meselesi hassasiyetleri olduğu zaman biz böyle Korelilere başka, yani bu da şey önyargısı işte. Onunla ilgili bir fıkra anlatayım programın sonunda sen bitirince. Asyalıların hepsini homojen olarak algılıyoruz. Yani Suriyeliler bir grup mesela, yıllarca başörtülere bir homojen topluluk, yani hiçbir farklılıkları yok. Mesela Asyalılar da aynen aynı şeyin çok geniş bir yansıması karşılığı var. Sen bitirince ben bir fıkra anlatayım. Yok, bu mesela bu Avrupa'dan bir örnek olarak bence kıymetli. Çünkü biz de bunun aynısını yapıyoruz. Dediğim gibi homojen bir grup, homojenleştiriyoruz. Suriyeliler, mülteciler meselesinde bir başka bir örnek var mesela. İşte Türk diyor ki Türkler savaşıyor, Suriyeliler sevişiyor diye bir başlık. Bir şey haber, evet, haber başlığı, içine bakıyorsunuz içeride işte Suriyelilerin işte denize girdiği, işte alışveriş yaptığı ile ilgili bir takım şeyler üzerinden, görüntüler üzerinden, ama Türk askeri orada savaşıyor, bunlar burada zevkü sefa içindeler. Ama aslında o kadar da değil, çünkü Hannah Arendt'in bir biz mülteciyiz diye bir şeyi var, yazısı var. Kendisi de mülteci. Kendisi de mülteci tabii. Ve Almanya, işte Almanya'dan, Nazi döneminde Almanya'dan Amerika'ya gitmek zorunda. Evet, Fransa'ya gidiyor, oradan Amerika'ya geçiyor diye biliyorum. Ama şunu söylüyor, en son artık 47'lerde yazıyor bunu, diyor ki bakın diyor, yani dilimizi kaybettik. Dolayısıyla dilin aşina, gündelik hayatın aşinalığından koptuk diyor. Bu çok önemli bir şey. Arkadaşlarımızı kaybettik diyor, işimizi kaybettik diyor. Böyle bakmak gerekiyor aslında yani meseleye. Bu insanlar buraya geldiklerinde, sen bir örnek anlatmıştın daha önce hatırlıyorum, işte o dilenci çocuğun. Yok, sen anlatmadın, ben bunu izledim. Bir dilenci çocuğa gidiyor işte, onunla alışverişe başlıyor. Çocuk aslında Türkçe bilmiyor, işte 2 lira parmağıyla gösteriyor. Sosyal deney gibi yapmaya çalışıyorlar ama aslında orada çocukla alay ediyorlar yani. Bu tür görüntüler YouTube'da çok var. İşsizlik meselesi mesela, işte bizim burada işsizlikle ilgili yaşadığımız problemleri hemen başka bir gruba atfetmek. Sebepler olabilir, bunların başka siyasal, ekonomik sebepleri olabilir ama başımıza gelen bir felaketi hemen bir gruba atfetmek. İşte gene bir YouTube videosunda vardı, bu iki kadın konuşuyor ve bir Suriyeli geliyor. Diyor ki işsizlik bizim yüzümüzden olmadı. Yani bizi ucuza çalıştıranlara sorun diyor mesela. Bu çok önemli bir soru. Yani evet, tabii ki başka etkiler var. Bunları yatsımıyoruz. Ama burada da başımıza gelen her şeyi bu insanlardan bilmemek gerekir diye düşünüyorum. Suriyeli şeylere dönüşüyor, hatırlarsın. İnsanlar Suriyelilerin kapılarına çarpı işaretleri koydular. Bir takım bazı olaylar olduğunda, işte adi olaylar diyelim, onlar olduğunda işte komşularına kapılarını, camlarını indirdiler. Yani böyle bir şeyler de oluşmaya çok yatkın oluyor. Şiddet olaylarının, nefret suçuna yönlendirecek olayların oluşmasına çok büyük zemin hazırlıyor bu tarz haberler. Tabii şimdi mesela Suriyelilerin bütünüyle Türkiye'deki ekonomik krizden sorumlu olması veya bütünüyle güvenlik meselelerinden sorumlu olması diye bir şey söz konusu olamaz. Burası çok büyük bir ülke. Elbette bu kadar büyük demografik dönüşümlerin en başta siyasi sonuçları olur. Yani siyasi etkileri olur. Çünkü bir bölgede işte bir demografiyle, bir nüfusla karşı karşıyasanız onu yönetmeniz gerekir. Mesela Suriyelilerin de 6000 kadar bireysel şirketle, bireysel girişimle şirket kurduklarını biliyoruz. Yani dükkan açtıklarını, iş kurduklarını,
Hepsinin buraya parasız pulsuz gelmediğini biliyoruz. Ve dediğin gibi iş gücü arzı söz konusu ve genç dinamik bir nüfus aynı zamanda hem üretiyor hem tüketiyor. Yani iç piyasayı da canlandıran bir yanı var. Mülteciler gittikleri ülkelere koşulsuz olarak ekonomik bir yük olmazlar. Hele de mesela Türklerin Almanya'ya yaptığı katkıları düşünelim. Değil mi? Almanların çalışmadığı alt düzey işlerde çalışarak Alman sanayisini kaldırdılar. Ama bugün Almanya'da da genelde bir kanaat bu. Yani hatta bir tek Almanya'daki böyle hani işçilere karşı yönelmiş, onların refahını çalmaya gelmiş bir topluluk olarak görülmesi değil, Mesut Özil gibi Alman milli takımına girmiş, göz bebeği olması gereken bir kişiye mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile olan samimiyeti, ona gösterdiği hürmet üzerinden yapılan nefret suçlamalarını, nefret söylemlerini hatırlarsak, Mesut Özil'in yaptığı o sosyal medyadan yaptığı açıklama, işte ben burada doğdum, ülkeme ben Türk'üm ama Almanya'ya katkıda buluyorum diye adeta bunu söylemek zorunda bırakılması, göçmenlerle ilgili şöyle bir algı: ne yapsalar bulundukları topluma yaranamıyorlar. Ne kadar büyük katkı yaparlarsa yapsınlar, ne kadar büyük yaptılarsa yapsınlar, nefret objesinin en kolay parçası oluyorlar. Dolayısıyla mesela bebek meselesi deniyor. Suriyelilerin işte tırnak içinde hani başka bir türden bahsediyormuş gibi üremesinden bahsediliyor. En çok da bu haberlerde böyle bir dil kullanılması zaten çok tehlikeli. Bu Suriyelilerle ilgili mesela bebek meselesini ben Gaziantep'te Nizip kampında konuşmuştum. Hani koşullarınız çok kötü, yeni küçük çocuğunuz var, neden bir daha bebek sahibi olmuşlardı? Böyle bir haftalık falan bir bebekti, çok da güzel bir çocuktu ve gerçekten rakamlar hızla artıyor. Bu da yapılmış araştırmalarla belli, dünyanın her yerinde umutsuzlukla, yok edilmekle karşı karşıya kalmış toplumlar çoğalmak isterler. Nitekim 2014 yazında İsrail'in Gazze'ye en büyük böyle çok ağır misket bombalarıyla saldırdığı yazın sonrasında 4000 bebek doğdu Gazze'de. Bu birazcık umuttur. Çünkü bir mülteci için çok yaygın bilinen bir şey vardır. İşte parasızlık, açlık, barınamamadan daha da kötü bir şey var: belirsizlik. Ve sanki bebekler onları hayata bağlayan, onları yaşatmak için kendilerini yaşattıkları bir şey. Hani onlar için bir umut. Bunu hem orada bunların farkında olmayan kişiler söylüyorlar, hem de araştırmalar ve psikolojik süreçler bunu gösteriyor. Çünkü insanlar çoğu zaman öyle noktalardan, öyle imtihanlardan geçiyorlar ki kendileri yaşamak istemiyorlar. Ama çocukları varsa onları yaşatmak için yaşıyorlar. Bebek meselesinin de, yani bu kadar başka bir ülkedesin, geleceğin yok ama neden hala bu kadar yapıyorsun diye, işte şehirlilerin kendini koruma altına alarak işte şehirlerde işte çocuk yapmamaları, geleceklerini düşünmeleriyle ilgili bir düşünceden kaynaklı bir şey değil. Yani onu anlamak biraz zor olabilir. Dolayısıyla işte de ne demek lazım? Anlama ve anlamlandırma çabası lazım. O belirsizlik bizim hayatımızda bir kere bile karşımıza çıkmamıştır. Yani ev yok, para yok, pul yok, iş yok, vatan yok, hiçbir şey yok. Neye tutunacaksın? Bebeğe tutunuyor belki. Yani dolayısıyla bunu da bir noktada anlamak ve anlamlandırmak gerekir. Yani böyle net bir şekilde sınır koymaktansa. Şu vaktimiz varsa fıkra değil de vaktimiz aslında North Park'taki şeyi anlatayım mı? Asyalı tamam. Ön yargısını Amerikalıların. Son bir şey söylemek istiyorum ben bu konuda. Ondan sonra da sen fıkranı anlat. Evet. Öyle de kapanışa geçeriz. Tamam. Benim de burada eklemek istediğim bir şey var. Şimdi biz birçok mesele hak meselesi olarak bakıyoruz. Evet, o insanların bebek sahibi olma hakkı ya da o çocukların büyüme hakkı. İşte benim hakkım ne olacak diye soruyoruz ya, aslında insan hakkı dediğimiz şey çift taraflıdır. Hem aktiftir hem pasiftir. Yani eğer bir hakkın olduğunu savunuyorsan, iddia ediyorsan, başkasının da hakkı olduğunu savunman gerekir. Yani ben burada kendi hakkımı savunduğumda Meryem'in hakkı olduğunu da bilmeli ve onun hakkını da savunmam gerekir. İşkence edilmeyecekse işkence etmeyeceksin. Hor görünmeyecekse hor görmeyeceksin. Yani biz burada fail olarak, özne olarak aslında okuduğumuz haberlerde ya da dinlediğimiz söylemlerde, demeçlerde, konferanslar ya da arkadaş sohbetlerinde bile olsa bir tavrın ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Yani
saygı nedir bilgisiyle yaklaştığımızda, hoşgörü nedir bilgisiyle yaklaştığımızda aslında daha çok diyaloğa açık ve karşımızdaki insanın durumunu da anlayacak ve kendi durumumuzu da anlatabilecek, belki de bir soruna çözüm üretebileceğimiz bir ortam oluşabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla medyadaki, yani buradan izleyicilerimize de böyle bir mesaj vermek istedim. Yani medyada okuduğumuz her başlık ya da dinlediğimiz her kişiyi neden sorusunu mutlaka sormak gerekiyor. Evet. Ve doğru değer bilgisiyle yaklaşmak gerekiyor. Meryem'ciğim sen şimdi bize... Ondan önce çok küçük bir şey söyleyeyim. Tamam. Bir ön yargı ile ilgili de küçük bir hoş bir şey anlatayım. Şimdi yani mesela bir arkadaşlarımız görüntülerini verirler, vermiştim. Bir Suriyeli çocuk İngiltere'de okula giderken dövülüyor. Ve o çocuğun o görüntülerde müthiş bir çaresizliği var. Hiçbir şey söylemiyor. Kafasını kaldırmıyor, yürümeye devam ediyor. O da kardeşi de çeşitli şekillerle bu tarz tacizlere uyuyormuş. Yani siz bir anneyseniz, bir babaysanız, bir çocuğun sırf sizlerin, bizlerin ürettiği söylemler yüzünden okula giderken onları yaşamasına gönlümüz razı oluyorsa devam edelim biz bunları yapmaya. Evet. Çünkü neden? Buradaki mesele çok ciddi bir sinikliğe, hakkını savunamamaya. Yani kendini söylerken bile çekinmeye sebep oluyor. Ve tamamen sonunda ürettiğimiz şey bu insanların bu muamelelere çeşitli yerlerde, dünyanın farklı yerlerinde, dünyanın göz bebeği denen yerlerde maruz kalmaları. Yani böyle videolara bakarsak, biraz hayatlarına bakarsak empati yapabiliriz ve böylece biz ona katkıda bulunurken biraz dikkat ederiz. Şimdi bu Asyalı şeyi tabii bu çok konu olmuş bir şey. Hele özellikle de Amerikalıların diğer toplumlar, dünyanın geri kalanıyla ilgili bilgisizlikleri, cehaletleri de çok alay konusu Amerikalıların evet. bizzat kendilerinde. North Park diye bir çizgi film var aslında, bu fıkra değil de oradan bir enstantane YouTube'da da bulunabilir. Şimdi bir böyle tipik bir Amerikalı hafta sonu. İşte böyle bir evin verandasında bir tahta masada önlerinde işte büyük biraları, atletli kot pantolonlu abiler oturuyorlar. Şimdi şöyle bir söz vardır bu nefret suçlarını şey yaparken, insanlara farkındalık yaratırken bazen birisine nerelisin demek bile bağlamına göre ayrımcılık ve nefret suçu olabilir. Yani bir masada herkes mesela beyazsa, özellikle batıda siyahi birisi oturuyorsa ona nerelisin demek bir suçtur. Çünkü mesela onların hepsi Kaliforniyalıysa o da Kaliforniyalıdır. Orada doğup büyümüştür. Ama sen ona şeyi hissettirirsin. Sen buraya sonradan geldin. Dolayısıyla insanlara bazen nerelisin demek bile bir nefret suçudur. Şimdi diyorlar ki sen uzak doğulu birisi, diğerleri tipik Amerikalı. Çinli misin, Japon musun diyor. Çünkü uzak doğu denince aklında sadece Çin ve Japon var. Adam diyor ki ben diyor aslında diyor ben de işte Kaliforniya'da doğdum diyor, 20 senedir buradayım vesaire bir şeyler anlatıyor. Ama Laosluyum diyor, hani ailem Laos'tan geldi diyor. Ha o diyor Çin'de mi Japon'da mı diyor Laos. İşte adam anlatıyor Laos işte şöyle bir ülke, şu kadar nüfusu var, ayrı bir yer, işte Asya'da büyük bir ülke, şu kadar potansiyeli var diye. Sonra duruyor diyor ki yani Çinli misin Japon musun diyor. Ve bununla bitirelim istersen. Çok iyiymiş. Çinli misin, Japon musun? Bizim hamsiyle balık meselesi gibi. Evet, bugün medya meselesi programımızın sonuna geldik. Medyada nefret söylemini konuştuk. Nefret söylemi ve ifade özgürlüğü arasındaki ayrımı medyadaki bazı başlıklar üzerinden okuduk. Özellikle ülkemizde Suriyelilere, göçmenlere karşı, sığınmacılara karşı oluşmuş olan söylemleri değerlendirdik. Bir başka programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.